Merhaba arkadaşlar, Orta Dünya Balkanı'nın en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle Son Bakış serisinin yeni bölümüyle beraberim. Bugün oynayacağımız oyun hakkında pek umutlu değilim. Hatta hiç umutlu değilim. Çünkü Steam sayfasına baktım. Şuraya da bir not almıştım. Olumsuz olarak 379 yorum, olumlu olarak 83 yorum dikkatimi çekti. Atılan yorum sayısı zaten az ama bunların da büyük bir çoğunluğu olumsuz. Olumlu yorumlar da zannettiğiniz gibi oyunun hani grafikleri çok güzeldi, şurasına bayıldım, orası çok güzel gibi değil. Tam tersi oyun ucuz, biraz oynayın, takas kartlarını satıp kâr edersiniz gibisine bir olumlu yorumlar var. Yani rezillik anlayacağınız. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım, bakalım bizi ne bekliyor. Arkadaşlar, isterseniz oyunumuza başlayalım. Oyunumuzun adı Zombie Zoet. Doğru mu telaffuz ediyorum? Tam emin değilim. Notlarıma bakıyorum. Arkadaşlar, Zombie Zoet ise %85 indirimli 30 kuruşa almışız. Fakat sıkıntı var. O sıkıntıdan bahsedeyim size New Game'e tıklamadan önce. Bu benim ikinci kaydım. Neden diye soracak olursanız, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şurada bir loading yazıyor. Diyeceksiniz ki bu da niye loading yazıyor? Herhalde burayı options koyacaklarmış da sonradan vazgeçmişler. Hazır elimizde de taslak var. Şuraya bir şey yazalım ki boş kalmasın falan demişler herhalde. Tam emin değilim. Sadece bir tahmin yürütüyorum şu anda. Buradan bir işkillendim açıkçası. Herhangi bir şekilde sesimi falan ayarlayamıyorum. Sesten bu kayıt patlar mı tam emin değilim. Çözünürlüğü de ayarlayamıyorum fakat ilk kaydımda bakayım hani nasıl olmuş falan diye bir kayıttan çıktım. Bir de izledim ki ne göreyim. Oyunun çözünürlüğü çok kötü olduğu için program onu bir köşeye sıkıştırmış. Kendi webcam görüntüm onun üstüne binmiş falan. Hiç izlenecek gibi bir şey olmadı yani. Onu sildim. Şimdi yeniden kaydediyorum. Bir 5-10 dakikalık bir zararım oldu ama neresinden dönersek kârdır artık. New Game'e tıklayalım. Tıkladım ama nasip kısmet artık başlar mı? Başladım. Şimdi arkadaşlar, herhalde bir zombi salgını, yine isimden bunu anlıyoruz. Kontrolleri falan kendim keşfettim ilk oynayışımdan. VSAD ve ateş etmek için de mouse'un sol tıkı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Sol tıka basıyorum. Bir 2-2,5 saniye sonra falan ateş ediyor karakter. Yani bayağı sinir stres sahibi oluyorsunuz oynarken. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Silahımızın el fener herhalde aydınlatıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Şurada bir şey var. Heh. Bunlar normal adam arkadaşlar. Bunlar zombi değil. Şunlar zombi. Diyeceksiniz ki ne oluyor? İnanın ben de diyorum şu anda onu. Bütün adamlar öldü. Zombiler çoğaldı. Zombiler arkadaşlarımızı yedi. Bu zombi niye ölmüyor? Ve şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Koşarken geriye ateş edemiyoruz. İlla ateş ettiğimize de bakmamız gerekiyor. Ve bu bizi çok yavaşlatıyor. Farkındaysanız şu an öleceğiz zaten. Hiç canımız kalmadı. Skorum eksi 370. Dikkat çekiyorum. Yok. Ölmediler. İnatla ölmediler ya. Menüye geri attı oyun bizi arkadaşlar. Durun, daha yeni başlıyoruz. Emin olun bu daha hiçbir şey. 15 saniyelik bir bekleyişin ardından oyuna gidebildim arkadaşlar. Biraz da aşağılara doğru inelim. Bu arada bize yeşil şeyler geliyor. Onlar herhalde zombi lafa bak. Zombi kusmuğu gibi bir şey mi onlar? Ne onlar? Şunlar kutu muymuş? Ona alınıyor galiba. Üstüne gelince yok oluyor çünkü. Allah'ım, ateş edemiyorum ki istediğim yere ben. Ne oldu? Öldük mü yani biz şimdi? Arkadaşlar, bitmez bu kayıt, bitmez öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşları bulunca daha uzun yaşadığımızı fark ettim. Bir 10-15 saniye bile olsa herhalde ilk başta onların yanına bir gideceğiz. Bunlar bizim yanımızda bir kalsın. Sonra bu zombiler ölmüyor ki. Ben bir şey yanlış yapıyorum galiba ya. Oho. Tamam, 1 milyon tane zombi oldu zaten. Şu kutuları alsak, kutuların içinde bir şey var mı? Sadece puan artıyor kutuları alınca. Ekstra bir şey olmuyor arkadaşlar. Eksi 770 oldu skor. Az önce arkamdaydınız. Ne ara sağımdan dolaştınız da geldiniz ya? Daha oyunun amacını bile anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım şu anda. Kayboldular yine.
Aha. Bu arada iğrenç bir ses efekti var. Böyle 4-5 saniyede bir sinek vızıltısı falan kulağımın dibinde dibinde dolaşıyor. Baktım odada sinek yok. Oyunla ilgili bir şey o. Çünkü bir önceki kayıtta Oğuz'la Metal Slug oynuyorduk. Gerçekten odamda sinek vardı. Arkadaşlar bu oyun galiba ilk bölümümüzde oynadığımız Temple Tantum'dan bile daha kötü. İnanın çünkü bu oynanmıyor. Basıyorum. Ölmüyor zombiler ya, şaka gibi. Zombiler niye kaçıyor şu an benden? Ve niye geri döndüler? Çözünürlüğü şu an anlamışsınız dedim. Mesela bir şey geldi. Indiegala'nın Steam sayfasından bir şey geldi. Çıkan uyarı çubuğu bütün ekranın dörtte birini kapladı resmen yani. Yok arkadaş, ölmüyor bunlar. Bir sıkıntı var ya. Aa, üstten de geldiler. Ve onlar yok oldu. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Hiç etliye sütlüye karışmadan acaba hayatın başka yerlerinde başka bir şeyler mi? Allah'ım buradan geçmiyor mu o karakter ya? Ne gerizekalı bir oyun bu. Hayatının sağına soluna bakacağım. Hani başka bir silah falan var mı acaba? Acaba o silahı mı almam gerekiyor? Çünkü ben niyeyse öldüremiyorum bu zombileri şu anda. Al, al. Hiç boka yaramıyor. Yok, olmayacak galiba ya. Hani emin olamadım cidden kayda devam etsem mi etmesem mi diye. Çünkü oynayamıyorum. Eksi 770 de hala devam ediyor ha. Saçmalık yani. Şimdi zombileri karanlıkta bırakınca peşimden gelmediklerini fark ettim. Böyle böyle mi öldüreceğiz acaba? Ondan da emin değilim de. Mesela ateş ediyoruz abi. Kadrajdan çıkartıyorum zombileri. Bak bu sefer olmadı mesela. Geçen sefer gitmişlerdi. Heh. Mesela bakıyoruz uzaklaşmışlar mesela. Hani acaba oyunun mantığı bu mu? İnanın çözemedim yani. Ha, öldürmek için çünkü başka bir yöntem bulamadım. Gerçi bu şekilde de ölmüyorlar da. Aha. Vallahi ilk defa zombi öldürdüm. Bu arada şu arkadaşları kurtarmadım. Onlar da zombi olmuş. Az önce söylemiştim, çok kısa bir kayıt olabilir çünkü Temple Tantum kadar, yani hatta ondan daha kötü bir oyun bu. Temple Tantum'u oynayabiliyorduk. Bunu oynayamıyorum. Hani nasıl oynamam gerektiğini çözemedim daha oyunun çünkü. Uzaklaşayım, şuna bir kardeşten çıkartayım. Ama bu sefer de üstten geliyorlar arkadaş yani. Şöyle geri dönsem. Birkaç patlama sesi duydum ama kendi kendine mi patlıyor bu zombiler süre geçtikten sonra? İnanın onu da anlamadım. Aha. Siz önce zombi olmuştunuz ya. Aha bakın, bunlar da zombiye dönüştü. Ve öldük. Eksi 1140 puanım hala devam ediyor. Kaçıncı New Game'im olmasına rağmen. Anladığım o yani, ateş ediyorsunuz, sizi kovalamaya başlıyorlar, biraz ateş edip kaçıyorsunuz, arkanıza dönüp onun kardeşinin dışında bırakıyorsunuz zombileri, bu şekilde uzaktan uzaktan ateş edip öldürüyorsunuz. Başka bir açıklaması yok. Varsa da ben anlamadım. Şu sinek vızıltısı sesi de yani iğrendirdi ya. Herhalde yarım saatte falan yapmışlar oyunu arkadaşlar. Bu yarım saatin 15 dakikası dışarı çıkıp ormanın birine ses kaydı yapmışlardır. Birkaç tane odada sinek bulup vızıltısını kaydetmişlerdir. 15 dakikası da ses kaydıdır herhalde bu oyunun yapım sürecinin diye tahmin ediyorum. İğrenç bir şey ya. Mesela kardeşin dışına tuttum, uzaklaştırdım. Ateş edip. Aha. Bu sefer bayağı öldürdüm. Eksi 1480 puanda nihayet bir şeyler öğrenmeye başladım arkadaşlar. Acaba oyunun bir level sistemi, bir bölüm şeyi falan var mı hani? Yoksa sadece bu mu yani? Onu merak ediyorum. Yoksa oynamayacağım cidden. Arkadaşlar ben bu oyunu alalı 2 haftadan fazla oldu ama ne yapacağım ne edeceğim, ben bu oyunu iade edeceğim ya. 30 kuruş 30 kuruşlu cebimde kalsın, yine şu yapımcı firmaya gitmesin o 30 kuruş. Bu ne arkadaş? İğrendim yemin ediyorum oyun oynamaktan. Bu arada şuna dikkat ettim. O ses kaydı dediğim şu hani böcek vızıltıları, orman sesi gibi bir şey.
Yaklaşık bir buçuk dakika sonra ufak bir kesintinin ardından aynı kayıt başlıyor. Adamlar onu bile yapamamış yani. Hiçbir şey söyleyemiyorum cidden. Şu zombilerle bir kurtulamadım. 2 saattir kadrajın dışındalar. Buna rağmen peşimden ayrılmıyorlar. Ayrıldılar, şimdi de bulamıyorum. Yok, öldük. Arkadaşlar yani son bir kez daha oynayacağım. Aha mesela yani bir arkadaş Mount & Blade oynuyor. Direkt kapladı yani böyle. O kadar kötü. Son bir kez oynayacağım. Şu an kadarki en kısa kayıt olabilir. Hatta bu kayıt size ulaşmaya da bilir. Çünkü sesler patlayacak mı? Kurguda ben bunun çözünürlüğünü toparlayabilecek miyim? Kafamda deli sorular. Bir kere daha New Game diyorum. Şimdi şu arkadaşları bulayım. Genelde şurada da takılıyorlardı ama. Gelin abi siz. Kaç abi, kaç sen. Bak bunlar da kadrajın gerisinde kalıyor ve bak işte zombiye dönüşüyorlar ya. Şu şey de çok kötü. Geriye dönüp ateş edememek çok kötü. İlla oraya doğru bakmanız gerekiyor. Ve işin kötüsü zamanlamayı da tutturamıyorum. Yani ben mouse'a bastıktan bir 3 saniye sonra falan arkadaş ateş ettiği için zamanlamayı da tutturamıyorum. Ve bunlar benim götümün dibinden ayrılmıyor inatla. Allah Allah. Bu deminki adamlar nereye gitti arkadaşlar? O zombi mi oldu onlarda? 2 tanesi kalmış, o da gitti. Of. Bunlar iyice taramol tüfeğe bağladı ya. Kusa kusa bir hal oldular baksanıza. Ayrılmıyorlar da peşimden şerefsizler. Yok, öleceğiz zaten. İyice toplandıkça toplandılar ve ölmüyor. Hiç ölmüyorlar şu anda. Puan falan vermeyeceğim bu oyuna ya. Aa, bir tane öldürdüm. Bari şanımla öleceğim arkadaşlar. Bir tane de varil alayım. Heh. Bir zombi öldürdük. Bir varil aldık arkadaşlar. Şanımızla öldük. Arkadaşlar bu haftaki oyunumuz... Bu haftaki değil de yani bu bölümkü oyunumuz cidden çok kötüydü. Oyun bile demiyorum yani. Bunu ne kafayla yapmışlar cidden anlamadım. Sorunlu yani. Şurada hala görünce gülüyorum. Her neyse arkadaşlar. Artıların eksilerini yazacağım. Artı falan yazmayacağım. Artısı falan yok bu oyunun çünkü. İnşallah bu kayıt size ulaşır. Toparlayabilirim kurguda inşallah. Arkadaşlar daha iyi. Gerçi her oyun bundan daha iyidir de artık. Daha iyi oyunlarla bir arada olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.